Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde kedimizi e, sahnenin sağ tarafına geldikten sonra e, sanki ileri gidiyormuş gibi bir hava vererek ekranın sol tarafından çıkmasını sağlayacağız. Veyahut da sol taraftan ekranın soluna geldiği zaman da ekranın sağından giderek de sağ tarafından çıkmasını sağlayarak da sanki yine sol taraftan gidiyormuş gibi bir e, izlenim oluşturacağız. Aynı zamanda e, arka plandaki ekranın da değişmesini sağlayacağız. Gayet basit bir çalışma olacak. Zaten çalışmayı yaptığımız zaman göreceksiniz. E veya çalışmanın ne olduğunu bilmek için de tabii ki videonun en sonuna bakmanızı tavsiye ederim. Bu sayede ne yaptığımızı daha iyi görürsünüz. E şimdi kedimi biraz daha aşağı çekiyorum. Öncelikle kedimi yön tuşları hareket ettireceğim. Yönümüz önce sağ sol yapalım. Şurayı kısmı tıkladığımız zaman sağ sol yaparken ters takla atmayacak. Hemen kontrolden. Öncelikle yeşil bayrağı tıklayalım diyelim. Ondan sonra kontrole basalım. Evet sürekli tekrarlayı alıyoruz. Daha sonra ise eğer ise komutunu alıyorum. Çünkü kedim sağ ve sola gideceği için hemen daha sonra algılamadan sağ tuşa basıldığı zaman sağ gitsin. Daha sonra da sol oka, Evet sağ seçelim. Evet sağ ve sol. Daha sonra da hareket komutuna geliyorum. X'in konumunu değiştir diyoruz. Evet X'in konumunu 10 değiştirirsek sağ tarafa gider. Eksi 10 yapalım buna da sol tarafa doğru gitsin. Şimdi tıklandığında bakalım. Evet birine sol ok demeyi. Evet şimdi oldu. Evet. evet sağa sola gidiyor. Fakat yönümüz değişmiyor. O yüzden 90 derece yönüne döner dediğimiz zaman. Buna eksi 90 diyoruz sol tarafa yönelmesi için. Şimdi bakalım. Sağa sol yapıyor. Daha sonra da yürüme komutunu verelim. Sonraki kostüm dersek de kedimiz şu şekilde görmüş olduğum gibi yürüyecektir. Hatta buna da yürüme kodumda da saniye verelim ki hızlı yürümesin. Bir saniye ekleyelim. 0.1 saniyede eklersek. Evet böylelikle de yavaş bir yürüme karşımıza geliyor. Daha rahat bir yürüme oldu. Evet daha sonra da kedimizin şöyle sağ tarafa gittiğinde şu an kedimiz 270 Şuraya bakarsanız x'in konumu 270 oluyor maksimum geldiği nokta görmüş oldum. Şu an kuyruğu gözüküyor. Zıttına baktığımız zaman da şöyle eksi 273 maksimum gideceği bir seviye var kedimizin. Ben şimdi ne yapacağım ekranın sonuna geldiğinde Ekranın sağından kedinin çıkmasını sağlayacağım Böylelikle sanki kedi Sürekli yürüyormuş gibi bir hava oluşturacağız e, O halde benim ne yapmam gerekiyor hemen olaylardan Yine tıkladığımızda e, Sürekli tekrarlı olarak alacağız eğer ise diyeceğiz Ne diyeceğiz burada operatörden diyeceğiz ki e, Büyük büyüktür alıyorum yani kedi sağ tarafa geldiğinde Maksimum 270'ti. Şöyle bir 250 civarı alsak şöyle 250 civarında kedi şu şekilde durur. Yani ben diyorum ki kedinin x, x konumu dikkat ederseniz y sabit kaldı. Sadece x değişiyor. Çünkü yatay eksen x ekseni olduğu için yani sağa sola gitme durumu hep x ile bağlı olduğu için x'in konumunda değişiklik yapacağım. Yani kedi şu an 250'den büyük bir değer olduğunda şurada 250'den büyük bir değer olduğunda Hatta x'in konumunu alalım. Evet şurada x'in konumu biraz daha aşağıda. Evet x'in konumu buraya yerleştiriyorum. 250'den büyük olduğunda kedimizin konumu değişsin. Yani ne olsun? Bakın burada x'in konumunu yap komutu var. Bakın bunu komut daha önce görmemiştik diğer derslerimizde. Hep değiştir komutunu alıyorduk. Burada ise yap diyor. Yani bir şart koşuyoruz. Eksi 250 yap Ve böylelikle buradayken 250'yi geçtiğimizde direkt kedi bu tarafa geçecek. Şimdi iki kodu bakın burada ikisi de ışığı yandı. Bakın direkt karşıya geçti zaten. Şimdi tekrar gidiyorum bakın. X'in konumunu şuradan izleyelim. 10. Karşıya doğru gidiyor bakın. 250'ye doğru geldi. 230. 240. 250'den büyük olduğu zaman demiştim. 250 oldu. Bakın kedinin görüntüsün bir ucu oradan çıkmış oldu. Böylelikle sanki yürüyormuş gibi oldu. Şimdi geri gittiğimiz zaman geri gittiğimiz zaman ekranın sonuna geldi. Hiçbir şekilde diğer tarafa geçmedi. O zaman ne yapacağız? Bir de x'in konumunu kopyasını çıkart diyorum. Şimdi büyüktü küçük olacak burası. Operatörden hemen küçüktüre geliyorum. Yani x'in konumu bu sefer eksi 250'den küçük olduğunda bu tarafa doğru sayılar gittikçe küçülüyor fark ederseniz. Diğer tarafa büyüyor. Ee, yani aslında bu matematik dersinde baktığımız zaman eksili sayılar işte 7. sınıf konusu olarak karşımıza gelmekte. Eğer 7. sınıftan küçükseniz bunu algılamada biraz zorluk çekebilirsiniz ama basit aslında. Yani sağ tarafa gidildikçe sayılar büyür, sol tarafa gidildikçe sayılar küçülür. Bu ilkokulda da böyledir ama eksili sayılara geldiğimiz zaman eksi 251 daha küçüktür bakın. Hatta şöyle gösterelim. Eksi 205, eksi 215, Eksi 225. Görmüş olduğunuz gibi sayı sanki büyüyor gibi ama eksi olduğu için aslında küçülüyor. O yüzden x e e konumu eksi 207'den küçük olduğu zaman x'in konumunu bu sefer 250 yapıyorum. Çünkü pozitif yani sağ taraf çok büyüktü. Tekrar yeşil bayrağı tıklıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi kedi diğer taraftan çıkmış oldu. Veya tam tersi kedi yine diğer uçtan çıkmış oldu. Böylelikle bu kodu kullandığımız zaman ekranlar arasında ne yapabiliyoruz? Sağdan çıkıp soldan tekrar veya soldan girip sağdan çıkabiliyoruz. Bu şekilde kollarımızı rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Tabii ki bir de şunu yapmak istiyorum ben. Dekorum değişsin. Arkadaki dekorda değişsin. Böylelikle dekorda birden değiştiği zaman hoş bir hava katacaktır. Hemen dekorlar kısmına geliyorum. Bir dekor seç kısmından. Burada uygun bir dekor. Mesela deniz kenarı olsun. daha sonra dekorlar kısmından gelip şuradan yine yeni dekorlar seçeyim. Yine bir deniz seçtim. Tekrar bir dekor daha. E şunu seçelim. İlk dekoru siliyorum. Beyaz dekoru. 3 tane dekorum var. Şu an dekorlar arasında geçiş yapacağım. Peki nasıl geçiş yapacağım? E, kedi biliyorsunuz şurada x'in konumunu 250'den büyük yap dediğim zaman ne yapmış oluyor aslında? Ekrandan çıkmış oluyor ve diğer ekrana gitmiş oluyor. O yüzden şuraya ben hemen ne yapacağım? Bir haber salacağım. Diyeceğim ki bak ben ekrandan çıkıyorum. Yeni haber ne yapıyorum? Sonraki sonraki dekor diye haber gönderiyorum. Sonraki dekora gidiyorum. Haberin olsun. Buradan bir haber gönderdim. Sonra buradan da bir haber gönderiyorum. Bu geriye doğru gittiği için önceki dekor. Önceki dekor diye haber vereceğiz. Yeni haber. Önceki dekor. Önceki dekor diye haber verelim. Daha sonra da görmüş olduğu haber verdim. Şimdi dekorlara giriyorum. Dekorlar haberi alacak şimdi. Kedimiz haber gönderiyor. Ben bu tarafa gittiğim o zaman dekorlar kısmına geldiğimiz zaman da bakın burada diyorum ki dekorlarım kısmına girdikten sonra kod bölümüne e, haber geliyor. Ne haberi geliyor? Önceki dekor haberi geldiğinde önceki dekor haberi geldiği zaman dekoruna geç. Hangi dekora geçelim? Önceki dekora geçelim. Kopyalayıp yapıştırıyorum. Sonraki dekor haberi geldiği zaman da hemen sonraki dekora geçmesini istiyorum. Böylelikle dekorlar arasında da kedi sayesinde geçiş yapmış olacağız. Evet şu an hatta dekorları açalım. Şu an ilk dekorumuz bu. Kedimiz sağ tarafa gidiyor. Evet görmüş olduğunuz gibi ikinci dekor. Yani şurada ikiye tıklayalım. Bakın aynı dekor. Daha sonra bir ileriye gidiyorum. Böylelikle üçüncü dekora geçmiş oldum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kediyi geriye gönderiyorum. İkinci dekoruma geçtim. Tekrar geriye doğru gönderiyorum. Evet böylelikle de birinci dekora geçmiş olduk. Tabii ki burada şöyle bir durum daha var. Kedi birinci dekorda en sola geldiği zaman e, bu sefer üçüncü dekora geçecektir. Siz de oyununuzu ona göre ne yapabilirsiniz? Tasarlayabilirsiniz. Veyahut da şu dekora git diye de komutlarda kullanabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir oyunda kediyi istediğimiz dekora veya sağa veya sola götürerek de istediğimiz şekilde taraftan çıkartmayı sağlayabiliriz. İnşallah faydalı bir çalışma olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.